Kütahya'da kapatılan pavyonlar tekrar açılacak mı? Kütahya'da kapatılan pavyonlar tekrar ne zaman açılacak? Pavyonların tekrar açılması için çalışma başladı mı? Konu ile ilgili Kütahya Valisi Musa Işın kamuoyuna açıklama yaptı. Haberin tamamını mutlaka kesinlikle sonuna kadar izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız. Kütahya Valisi Musa Işın kahvaltılı basın toplantısında yaptığı açıklamada, Kütahya'da kapatılan pavyonların tekrar açılması, ben Kütahya'da görev yaptığım süre içerisinde açılmayacağının sinyalini verdi. Kütahya Valisi Musa Işın, pavyon işletenlerin tekrar açılması için mahkemeye başvuracakları haklarıdır. Ben de bu ilin valisi olarak Kütahya'da görev yaptığım süre içerisinde pavyonların Kütahya'da tekrar açılmaması için mücadele edeceğim. Ben Kütahya Valisi olduğum sürece Kütahya'daki kapatılan pavyonların tekrar açılmayacak dedi. Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya'daki zengin parası olan insanlar pavyonlara gitmiyor. Kütahya'daki ayak takımı insanlar, köylü çiftçi pavyonlara gidiyor. Kütahya'daki pavyonlarda uyuşturucu ticareti, adam öldürme, fuhuş gibi münferit olayların artmasından dolayı Kütahya valisi yetkisini kullanarak pavyonların kapatıldığını söyledi. Kütahya Valisi Musa Işın, adam köyünde ineğini satıyor, geliyor, pavyonda burada bir gece yiyor parasını. Yazık, günah değil mi? 300 bin TL'yi bir gecede yiyor çıkıyor. Oraya gidenler çok zengin insanlar da değil bu arada. Ayak altı yerler oralar. Zengin falan oraya gitmez. Köydeki adam malını satıyor, hayvanını satıyor, buraya geliyor. Çocuklarının rızkını burada yiyor. Sonra ailece huzursuzluk çıkıyor. Sonra da boşanma oluyor. Dolayısıyla resmen bütün suçların işlendiği bir yer açıyorsunuz. Ondan sonra da diyorsunuz ki biz uyuşturucuyla mücadele edelim. Burayı kapatmadıktan sonra, bu tür yerler olduktan sonra kendinizi kandırmanıza gerek yok. Burada utanacağım, haya edeceğim örnekler de verebilirim oralarda yapılanlarla ilgili. Ama burada söylemek istemiyorum. Orada çalışanlar ne olacak sorusunu biz de düşündük. Biz burayı kapatıyoruz. Buradaki insanlar ne olacak diye bize dediler ki siz bunları rehabilite edemezsiniz. Topluma zor kazandırırsınız. Burası zor bir alandır. Bu işe girmeyin dediler. Dolayısıyla biz de girmedik ifadelerini kullandım. Kütahya Valisi Musa Işın kahvaltılı basın toplantısında yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Sayın Valim, bildiğiniz gibi uyuşturucu kullanmak ve münferit olaylardan dolayı Kütahya'da gece kulüpleri yani pavyonlar kapatıldı süresiz olarak. Bunlar ileri bir tarihte açılma durumu var mı yoksa tamamen mi kapatıldı? Güzel bir soru. Değerli arkadaşlarım, biz bir taraftan diyoruz ki uyuşturucuyla mücadele edelim. Bir taraftan diyoruz ki işte ailelerin sosyal yapısını koruyalım. Bir taraftan diyoruz ki ailelerin mutluluğunu tedarik edelim. Şimdi arkadaşlarımız, zannediyorum basın müdürümüz bu konuda ilgili bir bilgi notunu hepinize gönderdi. İçeriğine bakabilip mi imkanınız oldu mu? Evet. Bakmadınız. Ama bakın. Dersiniz ki Allah bin defa razı olsun ya, bugüne kadar neredeydiniz diyeceksiniz. Ki kaldı ki bizim orada yazdıklarımız resmi olanlar. Bir de gayri resmi söyleyemeyeceklerimiz var. Yani paylaşamayacağımız şeyler var arkadaşlar, hakikaten. Tam bir bataklık. Adam öldürme var, gasp var, uyuşturucu var oralarda. Çok affedersiniz. Kadın arkadaşlarımızdan özür dileyerek söylüyorum. Kadın ticareti var. Efendim? Suçun her türlüsü var. Her türlüsü var yani. Rezalet, kepazelik var yani. Silah kaçakçılığı var. Silah sıkma var. Evet yani orası tam bir bataklık. Şimdi böyle bir bataklık burada dururken biz kendi kendimizi kandırıyoruz. Diyoruz ki uyuşturucuyla mücadele edeceğiz. Şununla mücadele edeceğiz. Şunu. Ya arkadaş. Ya devletin eliyle pavyon açılmış burada. Bataklık durmuş ya. Allah'ınızı severseniz ya. Ya işin esas çünhüde merkezine niye inmiyoruz? Merkez burada duruyor. Burada bu tür hastalık her tarafa sirayet ediyor. Ediyor. Önce burayı kapat. Ondan sonra diğerlerine mücadele edin. Biz daha önce kapatılmadan önce birkaç sefer ilgili kurumları ikaz ettik. Dedi ki bak bu böyle böyle bir sıkıntı var. Gerekli işlemleri yapın dedi. Yapılmadı. Ben de Kur'an'ın valisi olarak 5400 gün isayeli yasa bizim anayasamızdır. Valilerin anayasasıdır. İdarenin anayasasıdır. 5400 gün isayeli yasa. Buradaki yetkimi kullanarak kapatayım. Bütün bu gelişmelerle birlikte.
Bir de açılır mı? Arkadaşlar, tabii bu arkadaşlar muhtemelen büyük ihtimalle idare mahkemesine müracaat edecekler. Oradaki süreci yapıyor ve takip ediyoruz. Yani. Ama ben şunu huzurlarınıza söylemek istiyorum. Ben burada valilik yaptığım süre içerisinde ben onlarla mücadele ediyorum. Çünkü burası sizin için, Kütahya için, hepimiz için bir utanç vesikasıdır. Adam köyde, bak bunlar bilgilerimizdir, şey değil ha, bak yani kafadan atmıyorum. Adam gideyim bir saat yok, yetiyor, bir gecede orada gidiyor ya. Yazık günah değil mi? Gene gelen bize bir rakam. Belki çoktur da, 300 bin lira götürüyor bir gecede, orada yiyip çıkıyor. Ya oraya giderler, bir de çok paralı olan insanlar değil ha. Orta hali ve altındakiler gidiyor oraya. Burası şeydir yani, erkaltı bir yerdir yani oranın. Yani zengin mengin oraya gitmez. Paralısı gitmez oraya yani. Ayak altı olup bir yerdir. Ayak altındaki insanlar oraya gidiyor. Köydeki adam şeyini satıyor, öküzünü satıyor, ineğini satıyor, getiriyor da bir gece yiyip gidiyor. Belki çocukların ailesi şöyle, ondan sonra ailede huzursuz çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Kavga gürültü. Boşanmalar şunlar bunlar. Dolayısıyla resmen bütün suçların işlendiği bir yer açıyorsunuz, bir alan açıyorsunuz. Ondan sonra da diyorsunuz ki biz şununla mücadele ederiz. Topuna. Boş ya falan. Burayı kapatmaktan sonra, bu türiyeler olduktan sonra ya sizin kendinizi kandırmanıza gerek yok. Siz başka bir şey yapamazsınız. Yani size gerçekten burada hayal ettiğim, utanacağım örneklerle biliyoruz biz bunları. Burada söylemek istemiyorum. Kimlerin orada çalıştığımızı biliyoruz biz ya. Orada çalışanlar meselesine gelince de burada bir arkadaşımız dedi. Burada çalışanlar ne olacak? Arkadaşlar. Aslında biz bunu da düşündük. Lan biz burayı kapatıyoruz. Buradaki insanlar ne olacak? Bize dediler ki siz bunları rabite edemezsiniz. Birkaç yerde görüştüm. Siz bunları topluma zor kazandırırsınız. Burası biraz zor bir alandır. Buraya girmeyin dediler. Dolayısıyla biz de girmedik, giremedik.